Uyum Haber'den herkese merhaba. Özellikle yurt dışında Amerika'da yaşanan bankacılık krizi altın fiyatlarına etki etti. Hem yurt dışında onsta bir hareketlilik var. Tabii bu direkt olarak Türkiye'de de fiyatlara etki ediyor. Bir yandan da seçim gündemi var. Seçimle ilgili hareketlilikler yaşanıyor. Peki yaşanan bu hareketliler kuyumcu esnafımızın işlerine nasıl yansıdı? Hemen isterseniz onlara mikrofonu uzatalım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Tabii özellikle son günlerde altında bir hareketlilik var. Yurt dışında da onsta da bir hareketlilik var. Peki özellikle nasıl etkiliyor kuyumcu esnaflarımızın işleri bu altındaki hareketlilik? Ya yurt dışında olan gelişmeler tabii bizi de etkiliyor. Neticede dediğiniz gibi Amerika'daki bankaların sıkıntı yaratması onsa etki etti. Onsun yükselmesi bizim buradaki fiyatlara yansıyor. Yani tabii insanlar tedirgin. Neticede önümüzde bir seçim var. Onun tedirginliği var. Hani kimse ne yapması gerektiğini bilmiyor açıkçası. Ama bakalım bu 1-2 ay içinde bir şekillendireceğiz yani. Bak şu anda bir sıkıntı var. Herkes nasıl söyleyeyim böyle hani bir kararsızlık var piyasada. Herkes bekliyor. Zaten malum Ramazan ayındayız. Biraz sakinlik var. Çok bir hareket yok açıkçası. Şimdi özellikle altın fiyatlarında bir kıpırdanma oldu ama sizce bu devam eder mi bu hareketlilik yukarı yönlü? Valla şeyde baktığımızda genel bir istatistiklere baktığımızda altın şimdi belki kızacaklar insanlar ama yani ucuz kaldı. Yani bugün neyi baz alırsanız alın %5 katı 6 katı yükseldi. Altın onsu dolar bazında da çok ucuz. Yani her neye kıyaslarsanız çok ucuz kaldı. Yani altın yükselme eğilimi var zaten benim şahsi görüşüm. Bir de doları zaten baskılıyorlar. Dolardan kaynaklı da ucuz kaldı. Yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ben ciddi bir yükseliş bekliyorum. Açıkçası dolar. Hem dolar bazında hem de altına yansıyacaktır yani. Ki gerçekten altın ucuz kaldı. Özellikle Türk halkı tabii altını seviyor. Hem yatırım amaçlı da seviyor. Takı kesinlikle olarak da seviyor. Peki özellikle var mı şu an yatırım amaçlı gelip alanlar veya siz tavsiye eder misiniz şu an altına yatırım? Ya tavsiye ederim kesinlikle. Ben çok müşterime tavsiye ettim altın alın diye. Yani altından bir şekilde hem tutuyorlar satmıyorlar altını ve parası olan gelip altın alıyor bizden. Sarrafiye yönünde. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Coşkun Koç. Coşkun Bey şimdi tabii oldukça hareketli piyasalar. Altın fiyatlarında da bir kıpırdanma var yukarı yönlü. Bu hareketlilik piyasaları nasıl etkiliyor? Kuyumcu esnaflarımızın işlerini nasıl etkiliyor? Seri altın değerlendiği için hep kürçe alıyor. Altın gizgide yükseliyor, kazançlı çıkıyor. Daha çok o zaman takı değil de sarrafiye mi alıyor? Takı da satılıyor, takı da gidiyor. Takı da gidiyor da en fazla sarrafiye, kürçe altın, 22 er setler, 14 er setler. Bütçesine göre müşteri mal alıyor. Bütçesine göre. Tabii bir yandan da şimdi düğün sezonu da yavaş yavaş yaklaşıyor. Yazın düğünler daha bir hareketlenecek. Nasıldır beklenti? Beklentimiz iyi olacak Allah'ın izniyle. İyi olacak. Daha çok özellikle bu altın fiyatındaki hareketlilik daha böyle mesela 14 ayara veya insanların tercihlerini etkiliyor mu? Mesela eskiden daha çok böyle 22 ayar falan tercih edilirdi ama. Şimdi her aile bütçesine göre takı alıyor. Ama en fazla 14 ayar gidiyor. Bilezik sayısında bir düşüş var mı eskiye oranla? Var var. Eskiden kaç bilezik alırlardı artık kaç bilezik? Altın 2'ye indi. Artık şu an 2 mi? Evet evet. 2 bilezikte düğün oluyor diyorsun. Evet iki. Evet evet. O zaman kız tarafı biraz daha zararlı herhalde. Yok yok yok. Peki tabii bir gündemde seçim. Türkiye bir yandan da seçime hazırlanıyor. Az kaldı. Özellikle seçim hareketliliği bizim kuyumcu esnafımızın işlerini etkiliyor mu? Seçim etkilemiyor etkilemiyor. Seçim çok etkilemiyor. Etkilemiyor. Daha çok alan alıyor, satan satıyor zaten. Daha çok altın fiyatındaki hareketliliğe göre herhalde müşteri değişiyor. Yani bakmıyor seçim olacak, olmayacak bakmıyor hani. Peki bu altın fiyatı şimdi biraz yükseldi. Daha da yükselir mi sizce? Gider. Kaça kadar gider? 1400'e kadar gider. 1400'e kadar yükselir. Yani diyorsunuz ki hala altın alınabilir. Altın kim almışsa kazanmıştır. Kim almamışsa kaybetmiştir. O yüzden tavsiye diyorsunuz. Tavsiye altın alın her zaman. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Abdullah. Abdullah Bey özellikle tabii şimdi gündem oldukça hareketli. Bir yandan seçim hareketliliği var. Yurt dışında yine bankalar Amerika'da sıkıntılar yaşıyor. Altında da biraz bir kıpırdanma oldu fiyatlarda. Peki bu hareketlilik altındaki hareketlilik kuyumcu esnafımızın işine nasıl yansıdı? Yani ufak bir kıpırdanmalar oluyor ama çok da öyle etkili bir durum oluşturmadı da. Yani insanların alım gücünüyle de alakalı bir durum. Yunan işler sakin mi? Sakin evet. Şu an sakin.
Tabii bir yandan da seçim de yaklaşıyor. Biraz insanlar acaba seçimi mi bekliyorlar, seçim sonucuna mı bakıyorlar yoksa düğün sezonunu mu bekliyorlar? Yani işlerin açılması düğün sezonunda daha iyi olacak muhakkak ama yani alım güçleri de bu durumu etkiliyor yani. İnsanlar çok da alım gücüne sahip değil şu an. Daha çok hangi ürünleri satıyorsunuz? Yani şu an itibariyle daha çok sarrafiye mi alıyorlar, gram altın mı alıyorlar yoksa takı daha yok, daha çok yatırımlı mümkünse almaya çalışıyorlar. Yani gram altın olsun, çeyrek ve tam altınlar gibi altınlar alınıyor. Daha çok takı şey olarak bir ilgi yok yani. Pek bir ilgi yok. Peki nasıl bir düğün sezonu bekliyorsunuz? Vallahi iyi geçmesini istiyoruz yani. Beklentilerle olsa çok iyi, beklentilerimiz olsun isteriz ama. Normalde geçtiğimiz yıllarda biraz pandemi oldu, korona oldu, düğünler iptal oldu, yapılamadı. Biraz kuyumcu esnafımız yani sıkıntılıydı. Onlar atlatıldı tabii. Onlar çok da yani biraz geride kaldı ama inşallah daha bir yoğun sezon geçiriz, öyle diyelim. İnşallah iyi bir sezon oldu diyoruz. Evet. Merhabalar, hoş merhabalar. Geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen soralım, tabii altında bir hareketlilik var son günlerde. Fiyatlarda hem yurt dışı kaynaklı, ons'ta da bir hareketlilik var. Peki özellikle bu altın fiyatındaki yükseliş kuyumcu esnafımızın işine nasıl yansıyor? Valla olumlu yönde yansıdığını söyleyemem. Çünkü insanların alım gücü daraldığı için fiyatlar da yukarı çıkınca, otomatikman fiyatlar yükselince insanlar piyasadan çekilmeye başlıyor. Çekilen esnaf, çekilen müşteri sürekli olumsuzluk demek. Ama inşallah Ramazan'dan sonra işler açılır diye düşünüyorum. Düğün dernek olaylarıyla beraber inşallah işler açılır. Özellikle tabii bir seçim süreci de devam ediyor. Bir yandan seçim sürecinde tabii herhalde bir bekliyor insanlar galiba ne olacak ne bitecek. Var mı böyle yatırımlık altın alan, gram altın, sarrafiye satışı oluyor mu? Ya bizim bölgede çok yatırımlık altın alan kimse yok. Ama daha çok insanlar kendilerini korusun diye bir şeyler alıyor mutlaka. Ama öyle hani bir kilo alayım, beş kilo alayım, şey ne alayım bir şey yok. Gücü yettiğince 2 gram, 1 gram insanlar alıyor. Ki kendini korumak için önümüzde seçim var dediğiniz gibi. Seçimden dolayı da insanlar biraz tedirgin, cebindeki parayı harcamak istemiyor. Yani bu da piyasayı olumsuz etkiliyor. Peki nasıl bir düğün sezonu bekliyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş yaz ayları geliyor, düğün hareketleri. Bu sene nasıl bir sezon bekliyor kuyumcu esnafımız? Ya şunu söyleyeyim, umutlu olalım tabii ki ama çok da umutlu olmayalım. Beklentimiz çok değil yani. Düğün alışverişleri de tabii etkileniyor galiba değil mi? Yani eskiden mesela kaç bilezik alırlardı, şimdi kaç bileziğe düştü? Şimdi şöyle söyleyeyim, eskiden bilezikler adetle satılırdı. Şimdi bilezik var mı yok mu soru işareti. Genelde bir bileklik, bir yüzükle kurtarılmaya çalışılıyor maalesef. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii son günlerde altın fiyatlarında bir hareketlilik var. Yurt dışı kaynaklı ons'ta da bir hareketlilik vardı. Özellikle bu hareketlilik kuyumcu esnaflarımızın işlerini, yani sizleri nasıl etkiliyor? Vallahi şu anda çok durdur işler. Çalışmıyor bütün piyasa hiç. Yani piyasa çok durgun. Ama zaten işçilikli bir şey de satamıyoruz yani. Herkes parayla parayı değiştiriyor. Çeyrek altın, yarım altın böyle şeyler oluyor falan ufak tefek. Uzun boylu bir alışveriş yoktur. Seçimler var işte. Seçimler etkiliyor. Deprem oldu. Deprem etkiledi derken böyle bir sıkıntılar var tabii. İnşallah iyi olacak diyoruz her şey. İnşallah. Peki şimdi siz de dediniz o zaman işçilikli değil de daha çok yatırım amaçlı mı şu an alışveriş? Evet. Olursa onlar oluyor tek tük işte evet. İşçilikli falan böyle bir. Peki bir altın fiyatında bir hareketlilik oldu. Bu seçim sürecinden sonra bir altında bir hareketlilik siz de bekliyor musunuz? Fiyatlarda bir yukarı gidiş olur mu? Altının ucuz olduğu, fiyatının düşük kaldığı yönünde yorumlar var. Şimdi altın düşük zaten. Çok geç kaldı. Her piyasaya göre çok. Her şey anormal yükseldi. Altın geri kaldı. Eskiden de biz bunları yaşadık. Eğer size şunu söyleyeyim. İktidarda bir değişiklik olur. Faizler artarsa altın yükselmez. Bak altın yükselmez. Çünkü faize gider para. Kimse bir şey almaz bu sefer. Yüksek faizlere gider. Bu başka bir şey. Altını tek köstekleyecek şeylerden birisi bu. Eğer ki faizler yükselirse altın yükselmez. Geçmişte de böyleydi. Altın hiç yükselmiyordu. Çünkü para faize gidiyordu. Peki özellikle altın düşük olduğu için alışveriş oluyordu ama para kazandırmıyordu bu sefer de. Sizin altınınız yani bir işinizi görmüyordu yani. Biz bir buzdolabına vitrinde dünyanın altını satıyorsunuz ya. Bir buzdolabı alabilmek için. Ayağınıza bir ayakkabı alacaksınız, dünyanın parasını veriyorsunuz. Dünyanın altını satmak mecburiyetinde ayakkabıyı almak için. Altın çok düşüktü geçmişte. Altın böyle bir şey olursa yine öyle bir faizler artar da altın da çok geride kalırsa, her malın gerisinde kalırsa
bir yine fakirleşir. Peki özellikle tabii bir yandan da düğün sezonu da yaklaşıyor. Yaz aylarıyla birlikte bir düğün hareketliliği. Yani düğünlerin artık mevsimi kalmadı ya. Kış yaz fark etmiyor yani. Böyle o kadar değil. Eskiden de o. Peki artık düğün alışverişi oluyor mu? O da mı olmuyor? Olmuyor, yok canım. Düğün alışverişi falan yok ya. Düğün alışverişinin adı kaldı, kendi yok ya. Bir çift alyans alıyorlar. Böyle boş bir alışverişler ya. Bilezik yok mu artık eskisi gibi? Yok yok yok. O tür mallara eskiden gibi. Bir 6-7 tane 10 tane bile. Nerede öyle şeyler ya? Yok yani, mu artık? Almıyorlar maalesef gerçekten. Ama belki başka semtlerde bu alışverişler vardır ama zannetmiyorum burada olmadığına göre. Orada da düşmüştür o işler yani. Düğün alışverişleri diyorsunuz artık. Eski havada gibi. Değil. Yok. Biz neler gördük ama şu anda yok. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.